Milli Eğitim Bakanlığı himayesindeki bilim ve sanat merkezleri ya da kısa adıyla BİLSEM, zeka, sanat, liderlik gibi alanlarda yüksek düzeyde performans gösteren üstün özel yetenekli öğrencilere eğitim veriyor. Türksel Zeka Küpük Projesi ile BİLSEM'lerde okuyan özel yetenekli öğrencilere destek oluyor. Gençlerin kodlama, yazılım, yapay zeka, arttırılmış gerçeklik ve robot teknolojilerine eğitim alması ve bu alanda insanlara fayda sağlayacak projeye imza atması için katkı sunuyor. Proje kapsamında kurulan Zeka Küpü laboratuvarlarından bilim ve sanat merkezinde eğitim gören tüm öğrenciler faydalanabiliyor. Projenin hedef kitlesi 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşuyor. 2016 yılında İstanbul, Adana, Ankara, Şanlıurfa, Ordu, Kütahya ve Erzincan illerinde birer Türksel Zeka Küpü sınıfı inşa edildi ve bu okullarda yüz yüze eğitimler verildi. 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde başlatılan ve ülkemizdeki BİLSEM bünyesinde teknoloji laboratuvarlarının açıldığı projenin son durağı ise Aydın oldu. Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılışa Türksel Yönetim Kurulu üyesi Atilla Koç, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşker, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Celil Güngör katıldı. Şimdi bu merkezde yapılan örnek çalışmalara hep beraber bir göz atalım. Bizim bu projede amacımız köy yollarında, virajlarda, kör noktalarında oradaki yerel halkın bir yerlerden çıkarken kazaya maruz kalmamaları, birbirlerine çarpıp can ve mal kaybı olmaması. Maketimiz böyle çalışıyor. Buradan araba geçerken sensörümüz fark ediyor ve ışığımızı kırmızı yapıyor ve bu adam buradaki araba geçmiyor. Yavaşlıyor. Buradan araba gelmediğini anlayınca geçiyor. Projemizin adı Matematik ile Müzik Yapmak. Bu proje her nesneyi elektronik ekran çözümleyebiliyor. Ben kısaca şöyle size göstereyim. Buradaki toprak bölümüne dokunduğumuzda şu yukarıdaki notaları çalıyor. Şu an piyanoda sesleri çıkartıyor. Şu anda koroda sesleri çıkartıyor. Şu an vibrafonda. Şu an ise marimba'da. Eminiz bana yardım eder misin? Bir de şöyle bir şey var bu projenin. Benim elim bir insan elektrik akımı geçtiği için böyle de elektrik akımı devam ediyor. Bu projede amaç kendi tasarladığımız ve de kodladığımız bu robotu sistem kapsamında inşa etmek. Bu robot her türlü engebeli arazide sorunsuz ilerleyebilecek. Arama kurtarma çalışmalarında ve de tehlikeli görevlerde kullanılabilecek şekilde dizayn edilmiş. Üzerinde bulunan sensörler sayesinde çevresini algılayarak hareket edebilecek. Merhaba, benim adım Ahmet Azat Güler. Projemizin adı Akıllı Kask. Bu projeyi yaparken maden facialarının önüne geçmeyi planladık. Bu projede iki tane sensör kullandık. Biri sıcaklığı, diğeri havadaki zararlı gaz oranını gazı ölçüyor ve anakarta yolluyor. Eğer havadaki sıcaklık veya gaz bir yani belirli bir noktada yukarıya çıkarsa buzzer'ımız yani ses vericimiz ötüyor ve LED'lerimizden bir tanesi yanıyor. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Böyle. İkinci projemiz ise havanın kalitesini ölçen bir proje. Bu projede
yine aynı iki tane şey kullandık. Ama bu sefer bu ne de ölçüyor? Karbondioksit oranını, sıcaklık ve nem oranını ekrana iletiyor ve sıcaklığın düzeyine göre, yani yüksek ve alçak olmasına bağlı olarak rengini koyulaştırıp açıklaştırıyor. Alçaltıyor. Gördüğünüz gibi şu anda sıcaklık 23 civarında. Evet. Karbondioksit de 53, nem ise 18. Şimdi karbondioksiti arttıracak arkadaşımız. Şu an 70'lerde, 86'ya kadar yükseldi. İsterseniz nemi de açılabiliriz. Nemi nasıl? Gördüğünüz gibi nem de 18'den 30'lara kadar yükseldi. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.